Kerkük Kurtuluş Örgütü şehitleri için Kerkük'te bir anma merasimi düzenledi. Anma merasimine çok sayıda şehit aileleri ve yakınlar katıldı. Kerkük Kurtuluş Örgütü şehitleri unutulmadı. Türkmen milleti mücadele yolunda kanlarını ve canlarını feda eden şehitlerine ne kadar bağlı olduklarını bir kez daha kanıtladı. Kerkük Kışlası Irak Türkmenleri Siyasi Tutuklular ve Şehit Aileleri Derneği, 9 Temmuz 1980 tarihinde devrik yönetim tarafından idam edilen Kerkük Kurtuluş Örgütü şehitleri için Kerkük'te bir anma merasimi düzenledi. Anma merasimine çok sayıda şehit aileleri ve yakınları katıldı. Anma merasimine ayrıca Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Haydar Reşit Kasapoğlu, siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsilcileri katıldı. Devrik Saddam rejimi ve o tarihte 8 Türkmen gencini idam ederek 13 gence de müebbet hüküm vermişti. Türkmen milleti için kara günlerinden biri olan 9 Temmuz 1980 tarihinde devrik yönetime ait askeri mahkeme tarafından alınan haksız yargılama hemen infaz edildi. İdam edilen en bariz isimler ise Rüşdü Muhtaroğlu ve Muhammed Korkmaz'dı. Anma merasiminde Türkmenini televizyonlu açıklamada bulunan Kerkük Kışlası Irak Türkmenleri Siyasi Tutuklular ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Haşim Muhtaroğlu, bu millet için canlarını feda eden bu şehitlere ahdimizi yenileyerek bu mücadele yolunda söz veriyoruz dedi. Malumdur ki bir gün 1987. ayın 9'unda ama biz bir gün önce yaptık bunu. İnsanlarımızın burada işlerinden dolayı. Tabii 10 gencimiz burada bu kurtuluş hareketinin içinde idam oldu. O 10 gencimizden başka 15-16 kişimiz de ağır cezaya çarptırıldılar. 20 seneyi bitirdiler bu kurtuluş hareketinin içinde. Tabii bu kurtuluş hareketi 1970'leri yıllarından devam edirdi. Rahmetli İzzeddin Kocavay'dı o vakit başında. Hasan Özmengiller'iydi, Aydın Bayatlı'ydı, Yaşar Abdullah'ydı. O gibi insanlar bu hareketi kurdular. Bu hareket devam etti. 1980 senesinde kimin? Tabii 4 büyük abimiz idam olundan sonra bu hareket intikamen kalktılar. Görevlerine kalktılar. Tanzimini hareketlettirdiler. Biz de bu hareketin içinde bu insanlar bir gün aynen arkadaşlar dediği gibi o insanlar canlarını verdiler, toprağa verdiler. Ama bir gün meyvesini bir gün insanlarımız bir gün buraya geldiler. Tabii bu hareket devam edecekti ve bir güne kimin Irak Türkmen Cephesi'nin içinde bu hareket, bu örgüt, bu tanzim devam eder. Anma merasimine katılan dönemin mahkum yakınları Türkmenini televizyonla konuştular. Mahkum yakınları yaptıkları konuşmalarda Kerkük ve Türkmen Kurtuluş Örgütü şehitlerini unutmadıklarını bildirdiler. Mahkum yakınları ayrıca 1970 yılında kurulan örgütün Türkmen mücadelesine önemli katkıda bulunduğunu söylediler. Ben bir tutulmuş Batsıyam. Adım Ufak Şükür Cerrah. Ben İdadiye'deydim. Tabii son lisede. Baktım geldir dediler kardeş oturma. Bes beni çok mektepte tabii şey ederdiler. Ha bilmezdim ha diyerdik. Ne edin ne der gibi. Biz Türkmanık. Bildik Türkmanık bunun dolayı. Ondan sonra kardeşimi apardılar. Dükkandan hiçbir yani bir şey de yokuydu. Gittim. Haberimiz kalmadı özünden. Ondan sonra baktık. Bir fetre sonra yarısını idam edebilirler. Yarısını tutuplar. Tutuşuluk. Ondan sonra gittik. Görebilmedik özlerini bir fetre. Bir fetreden sonra gördük özlerini. Canları hal yok özlerinde. Canları yara, üstleri yara, elleri yara. Onca vurmaktan, onca çalmaktan ezibler, dökübler, özünü seleşebilmirler. Ki kabiliyet yok seleşsinler. Ondan dolayı ondan sonra görüştük işte. Baktık özlerden arkadaşları, cemaat arkadaşları, tutulduğuları, hepsi orada, hepsi bu halde, aynen, abim kimin. Tabii her şeyi ayağımız altına koyduk. Ölümümüzü, şehit olmağımızı, her şeyi, tutulmağımızı, hepsini başımız altına koyduk. Her şeyimizi dedik, bizimle başlasın, bizimle bitsin. İşte bir takımlarımızı şehit ettiler, idam olundular. 80'lerde. Ondan sonra ben tutuklandım.
Çok azap çektim, çok tazib yedim. Yani değilmez azabım.